Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Şu anda Amerika'nın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeyim. Geliş sebebimi ilk defa izleyenler varsa şöyle söyleyebilirim. Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak değerlendirebileceğimiz, en büyük teknoloji şovu olarak gösterebileceğimiz CES yani tüketici elektroniği fuarı her yıl düzenli olarak Ocak ayının ilk günlerinde burada yani Las Vegas'ta gerçekleştiriliyor. Donanım Haber olarak biz de her yıl fuarı yerinde takip etmeye çalışıyoruz ki bu yıl gelme sebebimiz de yine CES fuarı oldu. Şimdi fuarın başlamasına henüz birkaç gün var ama öyle zannediyorum ki Türkiye'den buraya ilk gelen gazeteci ben oldum çünkü fuardan birkaç gün öncesinde yine fuarla bağlantılı bazı ürün tanıtımları var ki onları yerinde gözlemleyebilmek adına ben erkenden geldim. Şu an yayın yasağı olduğu için etkinlikten ve detaylarından bahsedemiyorum ama önümüzdeki günlerde yasak kalktıktan sonra neler gördüm? Bu konuyla ilgili detayları da yine bu ekranlarda sizlerle paylaşacağım zaten. Şimdi fuar henüz başlamadığı için bu video kapsamında önce biraz Vegas'tan bahsedeyim. Biraz da fuar kapsamında neler görebiliriz, fuarda öne çıkan firmalar neler tanıtabilir bunlardan konuşalım istedim. Ama isterseniz Vegas'la başlayalım çünkü Las Vegas gerçekten ilginç bir şehir. Burası her yıl aslında binlerce, milyonlarca turist çeken şehirlerden bir tanesi ama şöyle düşünmek gerekiyor. Yani Nevada'da Mojave Çölü'nün üzerine kurulu bir bölge nasıl olur da bu kadar fazla turist çekebilir? Bakıldığı zaman aslında 1900'lere kadar güvensiz bir bölgeymiş Las Vegas. Daha sonrasında Amerika'da kumarın legal hale gelmesiyle birlikte ünlü bir gangster var. Bugsy Siegel adını taşıyan adam diyor ki o zaman ben Las Vegas'ı kumarhane eğlence merkezi bir şehir konsepti çerçevesinde geliştireyim ve zamanla bu konsept çerçevesinde büyüsün. Zaten bakıldığı zaman farklı mottoları olan, farklı tanımları olan bir şehirden bahsediyoruz ki dünya çapında en meşhur motto Vegas'ta olan Vegas'ta kalır mottosudur. Buna istinaden ek olarak şehri tanımlayan ifadelere bakıldığı zaman işte eğlence merkezi, günahlar şehri ya da ikinci şansların merkezi gibi, ikinci şansların başkenti gibi de ifadelerle tanımlanmıyor değil burası. Vegas tabii biz birazdan teknoloji eksenine değerlendireceğiz ama buradaki otellere bakıldığı zaman dünyanın en ünlü mimarları tarafından çizilmiş, dünyadaki farklı ülkelerin öne çıkan mimari eserlerinin kopyalandığı şehir konseptini kurgulamak amacıyla dizayn edilen oteller olduğunu görmekteyiz. Örneğin işte Bellagio diye bir otel var. Bu Ocean serisi filmlerin, Ocean's Eleven, Ocean's Twelve gibi filmlerin çekildiği oteldir. İşte İtalyan mimarisinden esinlenmiştir. İtalya'da görebileceğiniz bir takım meşhur, önemli mimari eserlerin birebir kopyasının olduğu bir oteldir. İşte bir otele bakıyorsunuz, Paris kopyalanmış, Eiffel Kulesi var önünde duruyor. Bir otele bakıyorsunuz, işte New York temasını taşıdığını görmektesiniz. Buna bağlı olarak işte bu konseptler çerçevesinde geliştirilen bazı oteller var. Şöyle ilginç bir durum var. Aslında Las Vegas'ın aynı zamanda dünyada 5 tane kardeş şehri var ki bu şehirleri düşündüğümüz zaman acaba akıllara hangisi geliyor diye sormak da istiyorum sizlere. Çünkü kumar ve eğlence merkezi bir şehir olduğu için mesela benim aklıma Çin'in Macao Adası geliyor. Çünkü zaten Vegas'ın kopyası şeklinde dizayn edilmiş bir yer ya da bazı başka ülkelerden ya da şehirlerden bahsedebiliriz. Örneğin Kıbrıs da akıllara gelebilir ama ilginçtir. Vegas'ın bu 5 tane kardeş şehir arasında bir tanesi de ülkemizden bir şehir Pamukkale. Gerçekten iki ülke arasında bir kardeşlik anlaşması imzalanmış. Bu açıdan da böyle bir bilgi notunu sizlerle paylaşmak istedim. Gelelim CES fuarına. CES 2018. Burada pek çok önemli ürünün ve teknolojinin tanıtımına tanık olacağız ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor. CES fuarı bazı diğer fuarlar gibi tematik bir fuar değil. Yani Mobil Dünya Kongresi gibi akıllı telefonlar üzerine ya da iletişim teknolojileri üzerine kurgulanan bir fuar değil veya Tayvan'da düzenlenen Computex gibi bilgisayar ve bilgisayar donanımları üzerinde şekillenen bir fuar da değil arkadaşlar. Nispeten Almanya'da düzenlenen IFA fuarına benziyor ama onun çok daha büyük ölçeklisi gibi düşünebiliriz. Çünkü IFA fuarında evet televizyonlar, evet beyaz eşyalar, evet tüketici elektronik ürünleri oluyor ama Almanlar da aslında bir otomobil cenneti, otomobil üretim merkezi olmasına rağmen yeni nesil otomobiller konusunda
Örneğin CES çok daha avantajlı büyük bir fuar. Çünkü Amerikalılar, Japonlar ve Çinliler gibi firmalar, otomobil firmaları burada yeni nesil elektrikli kendi kendine giden araçlarını son birkaç senedir bol bol sergiliyor. Aynı zamanda otonom araçlarla ilgili komponent üreten, örneğin lidar sensörünü üreten, örneğin radar sensörünü üreten firmalar da yine burada en son yeni nesil teknolojilerini katılımcılarla ve firmalarla paylaşmaya çalışıyorlar. Bundan sonra söyleyeceğim şey fuarın büyüklüğü ölçeğinde olacak. Bu aslında doğrudan doğruya bizi ilgilendiren bir konu. Çünkü CES fuarı takip etmesi zor bir fuar. Şöyle ki zor. Şimdi Mobil Dünya Kongresi'ne gittiğiniz zaman fuar merkezi belli. Salondan salona geçersiniz ve yeni nesil ürünleri, firmaları yerinde görür, takip eder. Ürün çekmek isterseniz videonuzu çeker, haberinizi yazarsınız. IFA fuarı yine buna benzer şekilde evet devasa salonlar var birbirinden farklı binalar içerisinde ama fuar merkezi aynı. Bir merkez içerisinde toplanan farklı holleri, salonları gezerek yine ürünleri, firmaları ve diğer gelişmeleri takip edebiliyorsunuz. Computex fuarı evet iki ana bölümden oluşuyor. Şehrin merkezinde Tayvan Ticaret Merkezi'nde, Taipei Ticaret Merkezi'nde, Dünya Ticaret Merkezi'nde bir bölüm etkinlik yapılıyor ama yine fuar büyük oranda şehrin biraz dışında kalan Nanyang Konferans Merkezi'nde düzenleniyor, fuar merkezinde düzenleniyor ama CES'e bakıldığı zaman Vegas'ta evet bir Las Vegas Convention Center, Las Vegas'ın fuar ve kongre merkezi var. Orada büyük oranda gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat buradaki her otel aynı zamanda bir fuar merkezi. İşte Venetian Hotel, işte Mandalay Bay Hotel, Hard Rock Hotel, Trump'ın oteli Trump. Buralarda farklı firmaların konuşlandığını görmekteyiz. Bunların farklı sebepleri var. Birinci sebebi tabii ki ekonomik. Bazı firmalar fuarın içerisinde girme külfetinden kurtulmak adına otellerde bir suite oda kiralayarak gazetecileri oraya çağırıp orada ürünleri göstermeye çalışıyorlar. Kimisi maliyetten ziyade fuarın keşmekeşine sakınmamak adına böyle bir yönteme başvurabiliyor ama genelde şehrin tamamının aslında fuar döneminde bir fuar merkezine dönüştüğünü söyleyebilirim. Ana fuar merkezi dışında her yerde minik minik etkinlikler düzenleniyor. Her yerde farklı firmaların konuşlandığını ve ürün tanıtmaya çalıştığını gözlemliyorsunuz. İşte bu bizim için zor çünkü merkezli bir noktada firmaları gezmek nispeten daha kolay ama bu şekilde olduğu zaman bir etkinliğe katıldıktan sonra diğerine katılmak için taksi bulmak gerekiyor, yoğun sıralar oluyor, yürüyerek gidemediğiniz yerler oluyor. Gidebilseniz bile zaman kaybetme durumu ortaya çıktığı için gitmek istemiyorsunuz. Dolayısıyla bu sıkıntıları iyi programlamak gerekiyor. O açıdan bizleri zorlayan bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla etkinlik var, çok fazla aktivite var, çok fazla katılımcı firma var. Bunların hepsini görmek ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dolayısıyla gerçekten fuar sonunda ciddi şekilde yorulmuş insanlar olarak Vegas'a genelde veda ediyoruz. Gelelim fuarda neler göreceğimize. Tabii ki fuarın amiral gemi firmaları her sene aynı. İşte Güney Koreli şirketler LG, Samsung, buna bağlı olarak Amerikalı şirketler işte Microsoft, Google, Dell gibi firmalardan bahsedebiliriz. Gelişmekte olan firmalar, girişimci firmalar için özel alanlarında olduğunu da biliyoruz ama büyük firmalarla başlayalım isterseniz. En çok merak edilen konu şu, CES'te akıllı telefon görür müyüz, görmez miyiz? Bu konuda cevabım hem evet hem hayır. Hayır kısmı şundan ibaret. Telefonlar göreceğiz ama amiral gemi sınıfı telefon görür müyüz? Büyük oranda hayıra doğru gelmiş durumdayız fakat bazı sürprizler olabilir. Geçtiğimiz Kasım Aralık ayında Samsung'un Galaxy S9, S9 Plus modellerini burada sergileyeceği tanıtacağı söylendi ama son gelişmeler gösteriyor ki tanıtılması sürpriz, tanıtılmaması sürpriz olmaz diye yorumlanıyor. Muhtemelen Mobil Dünya Kongresi ya da belki sonrasında bir aktiviteyle Samsung Galaxy S9, S9 Plus tanıtacak ama burada Samsung'un yeni nesil Galaxy telefonlarda kullanacağı Exynos 9810 işlemcisini görme şansımız olacak ve belki bir ihtimal Galaxy X adı verilen katlanabilir bir telefonda burada görebiliriz. Sony tarafında bazı telefon tanıtımları olacak gibi görünüyor. Amiral gemisi sınıfında olur mu olmaz mı henüz belli değil ama bazı yeni telefonları Sony burada tanıtabilir ki geçmişe bakıldığı zaman Sony'nin yine burada bazı üst seviye telefonları tanıttığını da biliyoruz. Dolayısıyla Japonlar burada sürpriz hamlelerle yeni nesil telefonlarını tanıtabilir. Belki amiral gemisi olmasa bile orta sınıfta iddialı yeni modeller. LG tarafında bir G7 iddiası vardı. Samsung'a nazaran bu iddia hala biraz daha güçlü. Umarım olur çünkü merak ettiğimiz bir telefon, merak ettiğimiz bir model LG'nin piyasada yeniden rekabetçi olabilmesi adına ciddi misyonlar üstlenmesi gereken bir telefon G7. Olursa zaten gider detaylarını çekeriz ama olup olmama konusunda henüz %100 emin olduğumuz bir telefon değil. LG V30'un belki burada yeni renk seçeneklerini görebiliriz. Belki ara modeller olabilir ama büyük oranda bu şekilde ilerleyeceğini söyleyebilirim. Tabi akıllı telefon tarafıyla ilgili olarak bazı başka firmaların da sürpriz hamleleri olabilir. Çinli firmaların burada bir takım telefon etkinlikleri olabilir. Özellikle Huawei ve alt markası Honor telefon tanıtma konusunda burayı en fazla kullanan firmalardan bir tanesi. Dolayısıyla Huawei ve Honor tarafında da bazı sürpriz modeller görebiliriz ya da geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde örneğin İngiltere'de tanıtılan Honor'ın V10 yani V10 isimli telefonu da Amerika pazarı için belki burada bir kez daha lanse edilebilir. Televizyon tarafında önemli yenilikler olur diye tahmin ediyorum. Özellikle 8K'nın ciddi ciddi yaygınlaşacağını
başlayacağını göreceğiz bu fuar kapsamında. 8K OLED TV'ler göreceğiz. OLED konusu önemli çünkü firmaların ciddi yatırımları var. Uzun süredir maliyetler ve teknolojinin olgunlaşamaması adına OLED numune olarak, sample olarak gösteriliyordu ama yaygın anlamda kullanımı pek henüz istenilen oranda olmamış. Evet, satılan OLED TV'ler var ama birincisi fiyatları ateş pahası, ikincisi ise teknoloji henüz uzun süreli kullanıma müsaade edilebilecek kadar da olgunlaşmış değil. Ama burada işte bu tür sorunların nispeten aşıldığı bir takım televizyonları görebiliriz farklı firmalardan. Mikro LED teknolojisini kullanan yeni nesil televizyonların olduğunu göreceğiz. Buna ek olarak Google Asistan ve Amazon'un Alexa'sı gibi sesli kontrol konusunda gelişmiş yeteneklere sahip olan televizyonların keza burada olduğunu göreceğiz. Yine kalbisi televizyonlar olur, farklı özelliklere sahip olan televizyonlar olur. Televizyonların küçük versiyonu olarak belki yorumlayabileceğiz monitör tarafında da burada önemli yenilikler olacak. İşte Thunderbolt kullanan monitörler, daha büyük ekranlar, oyuncular için daha yetenekli monitörleri de burada görebileceğiz. Beyaz eşya tarafı önemli. Beyaz eşya tarafı buranın en önemli konseptlerinden, temalarından bir tanesi. Yine pek çok farklı özelliğe sahip olan buzdolabı, çamaşır makinesi, işte robotik süpürge gibi ürünler göreceğiz ama sorun şurada. Burada tanıtılan özellikle beyaz eşyaların, özellikle buzdolabı ve çamaşır makineleri ya da buna ek olarak kurutma makinelerinin pek çoğu Amerika pazarı için dizayn edilen versiyonlar olduğundan dolayı Türkiye'de kullanıma müsait olmayan cihazlar, eşyalar dolayısıyla çeksek bile ülkemiz açısından çok fazla anlamı olmayan ürünler oluyor. Otomobil konusu önemli. Son birkaç senedir özellikle elektrikli ve kendi kendine giden otomobil konusundaki ilginin artmasına bağlı olarak fuarda o konuda evrimleşmeye başladı. Örneğin geçtiğimiz sene Faraday Future'ın şu aşamada akıbetinin ne olacağı belli olmayan modeli burada tanıtılmıştı. Burada bir takım demo şovlar yapılmıştı. İşte Çinli Leoko firmasının sponsor olduğu ya da finansal destek sağladığı bir takım otomobil girişimleri de keza burada bir takım demolar yapmışlardı. Onların gelişmiş versiyonları ve bazı yeni otomobilleri de burada görebiliriz. Keza uzak dolu firmaların Honda'nın, Nissan'ın, Kore tarafının Hyundai'nin bazı yeni nesil otomobil ya da otomobil teknolojilerini burada görme şansımız olabilir. Yine Amerikan firmaları arasında Ford'un, Chevrolet'in yine bazı yeni tanıtımları ve duyuruları burada olabilir. Keza Nvidia tarafında yine otomobil teknolojileriyle ilgili bir takım duyuruları da burada göreceğiz gibi geliyor. Hazır Nvidia'dan bahsetmişken bilgisayar komponentleri tarafında neler olabilir diye düşündüğümüz zaman yeni nesil dizüstü bilgisayarlar, yeni nesil bilgisayar teknolojilerini burada göreceğiz. Özellikle Lenovo'nun, özellikle MSI'ın çılgın bazı modellerini burada görme şansımız var. Dell tarafında yeni modeller var. Razer'ın bazı modelleri olacak gibi görünüyor. Asus tarafında yine bazı yeni modeller olacak ki bunların hepsini zaten sizlere aktarmaya çalışacağım. Komponent tarafında MSI, Gigabyte gibi firmaların yine yeni nesil anakart, ekran kartları yine Amerika merkezli bir şirket olarak Kuzey Amerika pazarının bir numaralı oyuncusu olarak EVG, Elgin'in burada yeni bazı duyurular olabilir. Kasa tarafında Cooler Master, Fantex gibi firmaların bazı, Razer gibi firmaların bazı yeni kasa ve çevre bileşen ürün tanıtımları olacak. Bunların hepsine yetişmeye çalışacağım. Ama dediğimiz gibi fuar zaman sınırlı ve çok fazla sayıda ürün olduğu için yetişebildiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Yetiştiremeyeceklerim için ise şimdiden kusura bakmayın diyorum arkadaşlar. Tek kişi olarak buraya geldiğimden dolayı mümkün olduğu kadar vaktimi verimli şekilde kullanmam gerekiyor. Evet, ben Erdi Özvağ. Bu videomuzda CES fuarı öncesinde biraz Vegas'tan, biraz da fuarın kendisinden ve neler görebiliriz, neler göremeyeceğiz bunlardan bahsetmeye çalıştım. Umarım keyifli bir videoya imza atabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.